Sayın izleyen, bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririz. Çocukları bilerek korkutan oyun konsolu. Önceki videomda çocukları hastanelik ettiği anlatılan Lavender Town sendromu hikayesini anlatırken Game Boy isimli el konsolundan bahsetmiştim. Ne yazık ki Lavender Town sendromu Game Boy'un sebep olduğu tek gizem değil. Hayal edin, 90'larda yaşayan küçük bir Japon çocuğusunuz. Teknoloji yeni Evet. yeni gelişiyor ve Hayal ettiniz mi? Çünkü şeyden sonra bu. Hiroşima'dan sonra. sadece Game Boy'da oyun oynamak istiyorsunuz ve hiçbir Ahmet'im hoş sebep geldin. yokken bir anda ekranda bu suratlar çıkıyor. Where are you running from? Siz bir yandan like atarken ben de bu videoda 90'larda Game Boy kullanan çocukların travması olan ve Lavender Town sendromunun aksine uydurma bir hikaye değil, gerçek olan Game Boy Camera olayının hikayesini anlatacağım. Kaldırdım onu, bir şey yapamadım, bozuldu. Ama ondan önce sponsor Opera GX'e gelen yeni güncellemeyi tanıtmam gerek. Opera Aa. GX, Sex Update. Şaka şaka. Sekse. Opera GX'e yeni gelen büyük özellik modlar. Modlar seçtiğiniz temaya Sex göre update de tarayıcınızın olurdu bu arka arada. plan wallpaper'ını, tıklama seslerini, hatta arka plan müziğini bile değiştiren bir özellik. Aklınıza gelebilecek neredeyse her modu GX Store'da bulmanız mümkün. Arkadaki müzik, ses efektleri, her detayına kadar Yani grafonlara sahip. En izlenebilirse sık kullandığınız neden uygulamaların sınırlarını olmasın? tek tuşla ayarlayabildiğiniz gibi, üstelik seçtiğiniz mod kullandığınız sitelerin görünümünü de... Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Opera GX'in Twitter'daki admini mükemmel bir adam. Onu söyleyeyim. değiştiriyor. Bakın Discord'u bu hale getiriyor örneğin. Seçtiğiniz hiçbir mod içinize sinmedi mi? Kendi modunuzu yapıp istediğiniz şekilde Reklamları özellik ben vermiyorum. Fakirler bir yazsın. değiştirmeniz ne mümkün. Opera GX oyuncu odaklı bir tarayıcı. Bedava olan oyunları, büyük indirimlere sahip oyunları vesaire tek tuşla takip edebiliyorsunuz. İkincisi, Opera GX diğer tarayıcıların aksine daha optimize. Daha az RAM ve CPU kullanması sayesinde oyun oynarken arka planda açtığınız tarayıcı Evet, oyunu ben de kapatıyor. Opera GX kullanıyorum. Göstereyim kardeşim. Opera GX kullanıyorum. Ben sponsorlu değilim. Ben çünkü şeyim, gay'im. Kastırmıyor. Üçüncüsü, Opera GX'in kendine özel VPN ve reklam engelleyicisi olması. VPN çok işe yarıyor. Onu söyleyeyim. VPN, Opera GX'in VPN'i güzel. Hatta izleyicileri bile engelleyebilmesi. Yaramazlık Discord'dan yapmak at. için girdiğiniz internet sitesi kötü niyetli çıkarsa diye korkmanıza gerek kalmıyor. Kameranızı yapıştırdığınız bandı kaldırabilirsiniz. Boşuna seks update demedik. Ayrıca Opera GX'e geçiş çok kolay. Önceki tarayıcınızdaki tüm hesaplarınızı tek tıkla aktarabiliyorsunuz. Bu sponsorlukla Doğru. birlikte ben de Opera GX'e tanışıp geçtim ve size de şiddetle tavsiye ederim. Hem Opera GX kullanmak hem de bana Safari'den destek olmak. devam. Vay. Weird flex. Destek olmak isterseniz açıklamadaki linkten indirip Burada kullanmaya özele başlayabilirsiniz. bakamıyorum ki Game burada. Boy tarihin en çok satılan oyun konsollarından biriydi. Tarihin en büyük oyun serilerinden Mario, Tetris, Zelda, Kirby ve tabii Pokemon'a ev sahipliği yapan Evet. konsol ilk kez... Game Boy'um benim de vardı çocukken ya. Yani böyle Tetris oynardık, böyle kıt kıt. Oink 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 ederdi böyle Tetris at. Oynadınız mı hiç? Elinizde tuttunuz mu? Elinize aldınız mı yani? Bir Game Boy tuttunuz mu elinize? Herkesin yaşı en aynısı. Niye tüm sponsorla atlamadan izin? Destek olmak için. Oddlar bilir, gözleri yaşlı bu arada Oddların. 89 yılında çıkış yaptı. Ve bu tarz oyun konsollarından elde edilen karı yükseltmek için Ben de hep elimden düşünmezdim. Bir de bunların şeyi çıktı. Bu bebek beslemeli falan şey vardı ya. Bebek besleyen var mı aranızda? Şey böyle saat gibi bir şeydi. Böyle günlük yemek veriyordun. Şu ölüyordu falan. ekstra cihaz çıkarken Game Boy'a da Abi en sevdiğin oyun ne? Hayatım. bir sürü eklenti Oyun Time çıktı. hoş Game Boy geldin. kamerası gibi. Game Boy Onu da kamerasının işlevi basit. beslemiş mi? Elbette Ama ana fotoğraf yüreği işte. çekip Özür dilerim. face'ı asmıyordunuz. Sadece küçük eğlenceli özelliklere sahipti. Animasyon yapma ve mini oyunlar gibi. Elbette Doğan'ı günümüzün erkek misin teknolojisine kız bakınca mısın? Game Boy kamerası öyle etkileyici bir Ona şey göre. değil. O Oyun dönemin Time hoş geldin. çocuklarının kabuslarına Kabul girmesi. edilmesi dışında tabii. Game Boy kamerası bir özelliği yüzünden Nintendo tarihinin en korkutucu easter egglerinden birine sahip. Game Boy kameranın menüsünde bir kameranın sahip olması gereken özellikler vardı elbette. Fotoğraf çekme, editleme, zamanlama ayarlama gibi. Ama ekstra bir seçenek daha vardı. Kaç. Run. Normalde bu seçeneğin kamerayı kapatmak için var olduğunu düşünebilirsiniz ama hayır. Kaç tuşuna basarsanız Afrika'nın bir resmi ve sıradan bir sek Doğan'a erkek misin kadın mısın ona göre. 8 bit müzikle Sosyal paylaşım var Butterfly. karşılaşıyorsunuz. Ama eğer kaç tuşuna inatla tekrar ve tekrar basarsanız çok daha rahatsız edici bir görsel ve tuhaf bir müzikle karşılaşıyorsunuz. Allah Bu bozuk Allah. suratlardan biri Bunu hiç karşınıza çıkıyor hatırlamıyorum. ve üstünde de bir not. Kimden kaçıyorsun? Ve eğer fotoğraf çekme menüsüne dönmek isterseniz bu görseller sizi farklı bir notla karşılıyor. Aptallık yapmayı bırak ve kaç tuşuna basmasanız bile bu görsellerle karşılaşabiliyorsunuz. Eğer sistemde Hangi Nintendo'daki hangi psikopat yaptı bunu yani?
Ben bunu hatırlamıyorum. Bir hataya sebep olursanız, örneğin Ben sistemin Erdal yüklediği gibi değilim. fotoğrafınız yokken bir slide gösterisi başlatmaya çalışırsanız yine bu suratlarla karşılaşıyorsunuz. Peki neden? Neden Nintendo konsoluna bu Neden kadar mesela? rahatsız edici bir easter egg ekledi ve bu görseller kime ait? İlk olarak Game Boy kameranın geliştiricileri arasında Game Freak de var. Ki Game Freak, Pokemon oyunlarının yapımcı stüdyosu. Pokemon oyunlarının menüsünde de birkaç tuşu bulunduğu için kameranın menüsüne de böyle bir easter egg eklemek istemişler. Kendi oyunlarına gönderme yapmışlar yani. Öte yandan bu suratları göründüğünden de korkutucu yapan bazı şeyler var. En önemlisi bu insanların tanımadığımız insanlar olması. Bir gün telefonunuzda galerinizi açtığınızda hiç tanımadığınız birinin bir selfiesi olduğunu düşünün. Korkutucu. Bu şey benim Instagram postunu görünce siz böyle mi oluyorsunuz? Instagram'a Reels atınca onu görünce böyle mi oluyorsunuz? Tepkiniz bu mu? Yani samimi soruyorum. Samimi soruyorum. Açtığınızda hiç tanımadığınız birinin bir selfiesi olduğunu düşünün. Birebir Korkutucu böyle mi? olurdu değil mi? Game Boy kullanan çocukların bir anda tanımadıkları birinin suratıyla karşılaşması oldukça korkutucuydu. İkincisi, bu suratlar 8 bit görselliğe sahipler ve siyah beyazlar. Bu da onların göz bebeklerinin daha büyük, suratlarının daha orantısız olmasına sebep olduğu gibi hepsinin suratında korkutucu bir Son selfiesi video güzeldi olması da bence. insanı rahatsız ediyor. Bakın bu da benim mesela. Korkunç bir surat yapmak istemiştim bir Bakacağım. anda. Takipçilerim de Photoshop'layıp Discord'a atmışlar. Ve Ona tamamen aynı katılıyorum. metot söz konusu. Daha büyük göz bebekleri, daha az renk tonu ve ışık. Suratta da koca bir gülümseme. Ama biz yetişkiniz ve böyle görsellerden rahatsız olacak yaşı geçtik değil mi? Evet. Neden artık rahatsız olmuyoruz peki? Küçüklüğümüzde böyle korkutucu görselleri defalarca gördüğümüz için çok fazla korku öğesi tükettik dostlar. Çok fazla creepypasta okuduk ve izledik ama bir de küçükken bunları ilk kez tükettiğiniz zamanı hatırlayın. İlk Oğlum kez çocuk daha korkunç lan bu arada. korku filmi izlediğiniz ya da ilk kez Sonic Param yok 11 yaşındayım. Banlıyorum kardeşim. X'lerin suratına baktığınız zamanları. O zamanlar altınıza sıçmadınız mı? Hepimiz sıçtık. Ben bunda sıçtım mı hatırlamıyorum ama sıçımsı gibi. Yani böyle ucuna gelip gitmiş olabilir. Özür dilerim bu arada. Bayan arkadaş. Kadın arkadaşlarım. Game Boy'u kullanan insanların çoğu Swamp da hoş çocuktu. geldin. Ve bir çocuk olarak hayatınızda ilk defa böyle rahatsız edici suratlar görmek sizi çok Bir şey söyleyeceğim. Bizim evde Hatay'la evde ben Hatay'da oynuyordum. Game Boy Hatay'da vardı. Bizim Hatay'la evde böyle bir şey görseler ve bu müzikle bir şey görseler abi onu taşlarlardı diye düşünüyorum. Yani elimden Game Boy'u alıp hani o bu müzikte bu görseller çıkıyor. Taşlarlardı diye düşünüyorum. Diye Hatay'a F alalım bu arada. kolay travmatize edebilir. Ki bu bir kenara, 90'lardan bahsediyoruz. Çocukların böyle korku öğeleri tüketecekleri bir alan bile yok. Günümüzde internete Abi her param yok açtığımızda 23'ü. korkunç bir şeyler Aflan. görme imkanımız varken o Oğlum çocuklar o böyle zaman korku para bul. suratları sadece oyun oynadıkları konsolda görebildiler. Yani olayın ne kadar rahatsız edici olduğunu kendi gözümüzden bakarak anlamamız mümkün değil. O Evet. dönemin çocuklarına empati yapmamız gerek. Ve evet o dönemin çocukları için bu fazlasıyla rahatsız Nintendo edici nasıl olan onaylamış bunu ilgisiz abi? suratlar kime ait? Kesin bir şey Sorun söyleyeyim cevap. mi? Çalışanlar bunlar. De Nintendo neden böyle bir şeyi Bu çok basit. Nintendo onaylamış? çalışanlarını elbette. Nintendo'nun en önemli yapımcılarından Shigeru Miyamoto gerçekten manyak bir herif. Bu tuhaf şakacı kimliğiyle de tanınır zaten. Milleti korkutmak da eğlenceli bir şaka olurdu değil mi? Tabi sandıklarından çok daha korkutucu bir şaka olmuş ve beklediklerinden çok daha büyük bir geri tepki almışlar. Bu yüzden bu videoda bu konuyu ele aldım zaten. Çünkü daha önce de defalarca söylediğim gibi sevimli olması gereken şeylerin korkunç olması benim en ilgimi çeken konseptlerden biri. Ve Bana en ilgimi çeken korku konsepti ne biliyor musun? Kimse sormadı ama söyleyeceğim. En ilgimi çeken korku konsepti abi böyle gerçekçi olması. Ya da böyle hani şey dışı olursa böyle aklımızın dışı işte bilim kurguya kayarsa o bana korkutucu gelmiyor. Ama böyle gerçekçi mesela normalde güleç birinin işte gece ne bileyim gece yatarken birisinin gece uyuyorum birisi beni izliyor. Mesela bu çok korkutucu geliyor bana anladın mı? Normal bir şey değil de işte creepy dediğimiz hani weird davranışlar daha korkutucu geliyor. Game Boy'da çıkan korkunç suratlarda bunun en güzel örneklerinden biriydi. Daha çok hikaye var oyun tarihinde size Wow. anlatmak istediğim. Hepsinin sırası gelecek. Benden daha uzun videolar beklediğinizi biliyorum ama her Bu video baso niye her yerde çıkıyor ya? 25 dakika olacak diye uzatmaya çalışsam boş konuşmalarla doldurmam gerekir ve siz de çok sıkılırsınız dostlar. Cinlere Her hikayenin versiyonumuzun alacağı dışında süre belli. yaratıklara Benim için inanıyor musun önemli peki? olan Hayır. aldıkları süre değil, hikayenin ne kadar ilgi çekici olduğu ve onu ne kadar iyi anlatabildiğim. Sonraki videomda da Undertale videoma benzer şekilde Ya çünkü onlara inanırsan ben şöyle görüyorum. Yaratıklara falan inanırsan böyle bir gereksiz bir kapı açılıyor orada anladın mı? Onlara inanıyorsan o zaman şunlara da inanman gerekiyor. Bunlara da inanmış. Böyle çok gereksiz bir kapı aralanıyor orada. Şimdi bilimsel olarak da bir kanıtını falan görmediğimiz için
O yüzden inanmıyorum. Ben bilimciyim kardeşim. Bilim konu füzyon.